Herkese merhabalar, Diyalog Uzman Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz pazarlama ve markalaşma ve konuğum Onur Bey, Onur Tuğman kendisi. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkürler. Sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz için kendinizi tanıtarak başlamak ister misiniz? Tabii ki, ben Onur Tuğman. Bu pazarlama sektöründe 25. yılım. Birkaç farklı alanda pazarlamanın içerisindeyim. Bu da ayrı bir işte zenginlik katıyor işe konuya. Hem pazarlama danışmanlığı yapıyorum, hem reklamcıyım. Bununla birlikte akademisyenim, pazarlama, nöropazarlama hocasıyım. İşin hem teorisinde hem pratisinde bulunmak bu pazarlama alanı için son derece değerli. Çünkü baktığımız zaman ya işin teorisinde çok fazla uzmanlaşmış kişileri görüyoruz ya da işin çok pratik kısmında, pratiği yaparak öğrenmiş kişileri buluyoruz ama işte işin danışmanlık, eğitmenlik, aynı zamanda reklamcılık kısmında bir arada olduğumuz zaman, bir de bunun üzerine teorisyenliğini eklediğimiz zaman her alandan, her farklı sektörden çeşitli firmalarla çalışıyorum. Bu da ne sağlıyor? Baktığımız zaman tüketicileri daha rahat incelememizi sağlıyor. Çünkü aynı tüketiciler baktığınız zaman işte yazılım da alıyor, araç da alıyor, ev de alıyor, evine gıda da alıyor, üstüne kıyafet de alıyor. Tüm bu davranışları analiz etmek, bunların teorisini bilmek, pratik uygulamada bu kişilerin güdülerini yakalamayı bilmek, onların davranışlarını öngörebilmek ve bunlara uygun çözümler üretebilmek adına sahadaki bu deneyimler baktığımız zaman hem bir hayatı daha keyifli, heyecanlı kılıyor hem de yaptığımız işlerde daha başarılı bir ortam getiriyor. Peki. Şimdi bugün biraz markalardan, evet, pazarlamadan, stratejilerden konuşacağız. O zaman ilk sorumla başlayayım. Tabii ki. Bir markanın stratejik yönetimi neden önemlidir ve başarılı bir marka stratejisi nasıl oluşturulur? Şimdi sahada en çok karıştırılan ya da işte kararsız kalınan nokta bu marka, pazarlama ve satış üçgenindeki farklılıklar. Baktığımız zaman ülkemizde de daha çok biz satış odaklı bir aceleci bir toplum, sabırsız bir toplum olduğumuz için de daha fazla aslında satış tarafına gidiyoruz. Biz neden böyle markayı daha ön plana çıkartıyoruz ya da markanın değerini anlatmaya çalışıyoruz? Bugün dünyada baktığınızda firmaların değerlemelerine geçtiğimizde firmaların değerleri yapmış oldukları satış cirolarının onlarca katı, hatta yüzlerce katına ulaşan firmalar var. Buradaki o değeri sağlayan şey de aslında bizim marka dediğimiz bir algı değeri. Yani o markanın ne kadar süre devam edebileceği, ne kadar doğurgan olduğu, o marka başka bir sahaya girse, başka sektörlere girse, yeni ürünler çıkarsa müşteri tarafından ne kadar hızlı ve hangi değerden kabul bulabileceğini gösteren noktalar. O yüzden markalaşma süreci, markalaşma güçlü bir marka olma firmaya ya da o ürüne ya da hizmete artı bir değer sağlayan noktadır. Öbür türlü maliyetin üstüne konulan kardan bahsederiz ki bu işin satış kısmı oluyor. Pazarlama bu olayı biraz daha hızlandırmak için insanların bir ürünü ya da hizmeti itmek yerine, satmak için götürmek yerine o insanları bize çekme tekniğidir. Marka ise günümüzde de yaşadığımız gibi işte kulaktan kulağa bir değerle sizin pazarlık gücünüzü daha aşağı indiren tüketici olarak sizin talep göstermenizi sağlayan, kendisi olduğu yerde bir hikayesiyle çekici bir şekilde sizi kendisine çağıran ve yapmış olduğu çalışmanın çok daha ötesinde bir değer yaratan bir nokta. O yüzden de biz çalıştığımız tüm firmalara da teorik kısımda da hem ülkemizde hem de dünya çapında da markalaşmanın önemini bu yüzden anlatıyoruz ki markalaşma kişiden bağımsız, bir yönetimin başarı ya da başarısından bağımsız. Özellikle bizim gibi ülkelerde aile firmaları çok fazla olduğu için ikinci kuşağa, üçüncü kuşağa geçtiğinde ya da çeşitli profesyonellerin firma içerisindeki yönetim değişikliklerinde çok büyük dalgalanmalar görüyoruz. Marka ise başlı başına kendisi bir kişi olarak, bir kişilerden bağımsız olarak o ürünün, o hizmetin kendi algısı olduğu için bu algıyı ne kadar güçlü yaratıp ne kadar güçlü yönetirseniz bu kişilerden bağımsız bir şekilde tüketicisiyle arasında bir bağ kurma durumuna geliyor ve büyük bir artı değer sağlıyor. Biz de bu artı değerin peşindeyiz. Çünkü bu düzenin en önemli amacı ürün ya da hizmetimizi mümkün oldukça yüksek bir değerden satmak, mümkün oldukça tekrarlı şekilde satmak ve uzun süreler boyunca bir sadakat yakalayarak sürekli olarak yeni müşteriler elde etmek yerine, bununla çabalamak yerine markanın yarattığı değerle insanların bizi talep etmesini sağlamaktır, arzulamaktır. Bu yüzden markalaşma baktığınız zaman ticari dünyanın en önemli adımlarından bir tanesidir. Peki.
bu markaların bir de inanılmaz bir rekabet ortamı var. Yani tabii bu rekabet ortamında öne çıkmak için, avantajlar elde etmek için hangi stratejileri izlemeleri gerekir? Şimdi marka stratejisi baktığınız zaman aslında temelde 3 adımdan oluşur. Biz bunları deriz ki işte içsel ve dışsal olarak önce bir ikiye ayırıyoruz. Temel nokta şudur. Herkes öncelikle bir marka yarattığında kendinden bilir. Yani biz ne yapabiliriz? Nasıl bir marka yaratabiliriz? Buradan başlarlar. Halbuki bu işin ters kısmıdır. Çünkü marka yaratımında en önemli nokta başvuru aslında tüketicidir. Öncelikli olarak o yüzden tüketici davranışlarından, tüketici analizinden, müşteri analizinden başlanmalıdır. Biz hangi müşteriye hitap edeceğiz? O müşterinin karşılanmamış arzuları nedir? İhtiyaçları ve istekleri nelerdir? Biz onlara ne satarsak, nasıl yaklaşırsak, nasıl bir iletişim kurarsak fark yaratabiliriz de önce bir müşteri analizi yapılır. Daha sonrasında bu müşteri ve hedef kitle seçimi yapıldıktan sonra rakip analizine bakılır. Yani bu sektörde bu müşterilere hizmet veren kimler var? Neler yapıyorlar? Neler sunuyorlar, hangi fiyattan sunuyorlar, hangi ortamlarda sunuyorlar. Bu rekabette biz nasıl fark yaratacağız? Bunun stratejisi izlenir. En son ise kendimize dönüp içsel bir analizle biz bunu kimlerle yapacağız, nasıl yapacağız? Üründe ve hizmette nasıl bir farklılaşma yapacağız? Fiyat stratejilerimiz ne olacak? Promosyon stratejilerimiz ne olacak? Nasıl bir iletişim onlarla gösteri olacağız ki bunlar da teknik olarak işte marka kimliğimiz nasıl olacak, marka kişiliğimizi nasıl oluşturacağız, konumlandırmamız ne olacak, segmentasyonumuz ne olacak şeklinde bir durum. Yani içsel ve dışsal analiz olarak yapılan bir durum ama buradaki yapılan hatalar ya da daha fazla yapılmasını istediğimiz işin doğru olanı öncelikli olarak mutlaka dıştan başlayarak en son içe doğru gelmektir stratejide. Peki. Markayı konuştuğumuz kadar bugün biraz pazarlamayı da konuşacağız. Pazarlama stratejilerinde yaratıcılığın önemi ve rolü nedir? Şimdi yine markayla pazarlama dediğimiz zaman bu iki kavramı gerçekten net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Yani satışla pazarlamayı biz daha çok anlatıyoruz. Yani satış nedir, pazarlama nedir? Çünkü ülkemizde ben firmalarda danışmanlık yaptığım için ya da işte akademik anlamda gittiğimizde hala şunlarla karşı satış ve pazarlama müdürü, satış ve pazarlama direktörü diye bir title'a böyle kişiler var. Şimdi bu ikisi aslında birbirinden son derece farklı, son derece ayrı iki disiplin. Neden? Temel olarak baktığımızda bunun bir tanesi satış dediğimiz işin tamamen sonuç odaklı olan kısmı. Bir ürünü sahip olmak ya da hizmeti, bunun ödeme sistemleri, bunun daha sonrasındaki lojistiği, bu ürünle ilgili olarak şikayetin ya da mutluluğun karşılanması, tatminin karşılanması gibi adımlar. Pazarlama ise baktığınız zaman tamamen bir algı yönetimidir. Yani bu satışı kolaylaştıracak, satış süresini azaltacak, şikayeti en aza indirecek, müşterinin o ürünle ya da hizmeti satın alması için rahat ve hazır bir şekilde gelecek. Bunu arzulatmaya isteyen bir nokta. Hatta ben eğitimlerde şöyle diyorum. Yani pazarlama insanları susatacak, satış gelip su satacak. Biri önce mutsuz edecek, arzu yaratacak ki buna pazarlama diyoruz. O arzusu yükselmiş, bulunduğu ortamdan mutsuz olan, o ürünü ya da o hizmeti arzu eden kişi geldiği zaman da satış onun o mutsuzluğunu giderip ona o ürün ya da hizmeti sahiplendirecek bir organizasyon yapısı. Bu anlamda bunun bir tanesi sonuç odaklı, bir tanesi süreç odaklı. Marka ise bunun en büyük çatısı, en temel çatısını oluşturan kısım. Neden? Günümüzde özellikle belki ilerlerde konuşuruz. Dijitalleşmenin bu kadar yaygın olduğu, e-ticaretin bu kadar yaygın olduğu durumlarda baktığımızda yapay zekalar ya da sistemler zaten ortadan bir satıcı kavramını, pazarlama kavramını otomatikleştiren bir durum. Neden? Oradaki yazılımlar gerek sizin hareketleriniz, gerek size benzer kitlelerin hareketlerinden dolayı öneriler getiriyor, yeni ürünler getiriyor, dinamik fiyatlamalar yapıyor, size yorumlar getiriyor. Siz bunu desteklemek için tüketicinin aklına ne sorular varsa, video mu lazım, video koyalım, ürün özelliği mi lazım, ürün özelliği koyalım, fiyat analizi mi yapılacak, fiyat analizi, ödeme seçenekleri nasıl olacak, buna göre bütün çalışmaları çıkartıyor. Bu anlamda pazarlama bunun neresinde dediğinizde, marka dediğim gibi o değeri yaratma sürecindeki devam eden bir durum. Pazarlama ise stratejik anlamda bir taktik aslında. Bu taktik süreçte de hani en temelinde 30-40 yıl önce yazılan ilk pazarlama 1.0'dan bugüne gelene kadar aslında değişmeyen nokta ve temelinde sağlam olan nokta bir ürün ya da hizmetin ürün özelliği, bu ürünün satışı ile ilgili olarak belirlenecek fiyatı, bu fiyatla ilgili olarak oluşturulacak iletişim ve bu ürün ya da hizmetin tüketiciye hangi kanallar üzerinden ulaşılacağı. Pazarlamanın bu 4 temel ayağı, hani
ilk kurulduğunda 4P diye geçen teoride, daha sonrasında 4C'ye dönüşen, yani fiyat yerine kişilere olan maliyetin önem kazandığı. Çünkü bir kahve içiyoruz dışarıda. Şimdi kahvenin maliyeti 5 lira. Kahvenin maliyetinin 5 lira olduğunu biliyoruz ama o kahve 50 lira verebiliyoruz. Niye? O aradaki 45 lira bizim işte aslında o kahve markasına vermiş olduğumuz değer. O kahveyi alarak kendimize kattığımız statü, kendimize içerisine girdiğimiz sosyal ortam ya da bir şirketle çalışırken aynı hizmeti sunan ya da benzer hizmet sunan ya da aynı hizmet ama farklı kalitede de sunsa, bizim oradaki vermiş olduğumuz algı, bir televizyon alırken, buzdolabı alırken de ki farklı markalar sunan aynı gruplar var. Bu ürünlerin arasında belki %5, belki %10 fark var. Hele tekstilse neredeyse hiç fark yok. Sadece isim ve logo değişen bir kısımda. Bir ürün 100 lirayken bir ürün bunun 10 katı olabiliyor. İşte orada pazarlamanın yaptığı şey tamamen hedef kitleyi ayırmak, hedef kitlelere göre bir ürün, bir fiyat segmentasyonu yapmak, satış kanalını değiştirmek. Yani dijitaldeki insanlar nasıl davranırlar, mağazaya gelen kişiler nasıl davranırlar, telefondan satış alan kişiler nasıl davranırlar, neleri duymak isterler, neleri bilmek isterler, hangi ortamlarda olmak isterler. Bunun ana stratejisini oluşturmak, ana taktiklerini oluşturmak pazarlamanın işidir. Şöyle söyleyeyim, hani her bütün dinleyiciler açısından da bir restoran açacağız. Restoran açtığımızda dükkanı açtık, ilk müşteri geldi, oturdu, çorbasını, yemeğini sipariş verdi. O ana kadarki bütün süreç aslında pazarlama süreci. O an başlıyor satış. O ana kadar mağazayı nerede açacağız? Mağazamızın adı ne olacak? Mağazamızda hangi tür yemekler koyacağız? Mağazamızın vitrini nasıl olacak? Mağazamıza nasıl bir masa koyacağız? Mağazamızda çalışacak olan kişilerin kıyafetleri ne olacak? Hangi tür bir mutfağız? İtalyan mutfağı mıyız? Akdeniz mutfağı mıyız? Çin mutfağı mıyız? Fiyatlarımız nasıl olacak? Bir yemek 100 lira mı olacak? 200 lira mı olacak? Bunların hepsi baktığınız anlamda stratejik bir konumlandırma ve bir planlama. Bu planlamayı sağlam yapmadığınız zaman işte ondan sonra siz durumu kontrol etmek yerine tüm kontrolü müşteriye vermiş oluyorsunuz. Kontrolü müşteriye vermiş olduğunuz zaman da, yani eksik bir pazarlama stratejisi satışla müşteriyi karşı karşıya bıraktığında güç paraya geçiyor bu sefer, algıdan fazla. Bu sefer de satış alan müşteri ne yapıyor? İndirim talep ediyor, daha fazla şey istiyor, promosyon istiyor, daha rekabetçi olabiliyor. Hani sorduğunuz sorudaki rekabet ortamında pazarlama nasıl farklılaşabilir dediğimizde, biz buna diyoruz ki pazarlamanın burada en büyük farklılaşacağı şey değer yaratması. Ne kadar yüksek bir değer yaratırsak, bu değerde nedir? Bir duygudur. Yani sizin o içtiğiniz kahveden, almış olduğunuz hizmetteki firmadan, müşteri temsilcisinden, satış temsilcisinden, girmiş olduğunuz ortamdan, lokasyondan, bunların hepsinden almış olduğunuz duygu yoğunluğu ne kadar yüksekse, siz de karar verirken o kadar hızlı olabiliyorsunuz, para verirken o kadar daha yüksek değer verebiliyorsunuz ve tavsiye edebiliyorsunuz başkalarına da. O yüzden pazarlamanın ana temel noktası aslında bu değeri yaratmak ve yönetmek. İşte bu değeri yaratırken yaratıcı olmak ya da inovatif olmak önemli mi? Onların önemi nedir? Tabii ki önemli. Çünkü baktığımız zaman şimdi A, B, C markası olsun, hangi sektör olursa dinleyicilerden, kendi rakiplerinden gitsinler. Şimdi herkes baktığınız zaman satış mantığıyla da yönetim mantığıyla, işletme mantığıyla hep kendisini şey yapıyor. Ürünümü yenileyim, vitrinimi değiştireyim, daha iyi elemanlar alayım, işte dijitalleşmeyi arttırayım. Ama baktığınız zaman bunlar zaten yapılması gereken temel noktalar olduğu için günümüzde de rekabet o kadar kızıştığı için A, B, C firması zaten bunları yapmakta yükümlü oluyor. Neden? Tüketici zaten bir gördüğünü diğerlerinden de istiyor. Peki burada farkı yaratacak nokta ne? Yani üçümüz de tişört satıyoruz, üçümüz de yazılım satıyoruz, evet. Üçümüz de restoranda kebap satıyoruz. Hiç önemli değil. Burada müşterinin üçümüz arasında yapacağı rekabette en temel durum farkındalık yaratan bir farklılık, bir fikir. Bu fikir dediğimiz şey de işte somut olmaktan çok tamamen yaratıcılığa dayanan bir durum. Fikir bir renkten çıkabilir, fikir bir üründen çıkabilir, fikir bir hizmetten çıkabilir. Hani günümüzde abartılan şovlar var ya restoranlarda. Evet. Şimdi baktığımız zaman abartılı buluyoruz. Instagram'da gördüğümüz zaman ya tadını da kaçırmışlar biraz fazla diyoruz. Ama işin içerisinde biz girdiğimiz zaman o şovdan bize de getir diyoruz. Biz de fotoğraf çekiyoruz, biz de paylaşıyoruz. Neden? Çünkü baktığınız zaman en büyük değer sağlayan şey aslında müşteri için bir deneyim. Bu deneyimi herkes aynı sunduğu zaman bu değerimin değeri aynı oluyor. Burada peki bu değeri farklılaştıracak olan şey ne dediğiniz zaman da işte o yaratıcılık. Yaratıcılık ne? Aynı duruma kişiler tarafından ya da kurumlar tarafından farklı bir yaklaşım getirme.
Yani bir şeyi baştan sıfırdan yaratmak anlamında değil. Hepimiz aynı şeye bakacağız. Aynı durumu aşağı yukarı sunacağız ama yapacağımız farklılık noktası nerede? Bu da baktığınız zaman hani bir reklamcı olarak da net söyleyebilirim. Kolay gibi görünen fakat fikir aşamasında altında bir matematik gerektiren, bir tüketici psikolojisi gerektiren, bir toplum sosyolojisi gerektiren, bir mantık gerektiren, uygulama için baktığınız zaman bir bilgi birikimi gerektiren. Çünkü fikri almak var, bulmak var, bir de fikri uygulamaya geçirmek var. Ve bu fikri uygulamaya geçirirken de biz ne yapıyoruz? Müşteri deneyim haritalaması diye bir şey çıkartıyoruz. Yani müşteri bununla ne zaman karşılaşacak? Şöyle yaparsa böyle ne yaparız? Severse ne olur, sevmezse ne olur? Bütün müşteriler aynı tepkileri gösterir mi? Ortak tepkileri bulmak için yaratıcılık burada son derece önemli ama yaratıcılığı tamamen hiç akla gelmeyen bir şey olarak da anlatmamak gerekiyor. Yine işte yaratıcılık konusundaki eğitimlerde, danışmanlıklarda en önemli nokta şudur. Bir fikri nasıl yaratıcı olarak tanımlarsın dediğimizde fikrin uygulanma zamanı, fikrin uygulanabilirlik çerçevesi, fikrin doğurganlığı ve fikrin geçerlilik süresi diyoruz. Hatta eğitimlerde teorik olarak şöyle diyorum ben, en iyi fikir bugüne kadar tekerlektir. Niye? Binlerce yıl geçmiş, taştan yapılmış, sonra otomotive, sonra önce makinalara, sonra otomotive, günlük hayata ve bugün neredeyse her şeyin içerisinde, yani şuradaki mikrofonun içerisinde bile yuvarlak tekerleklerle oradan gelişmiş bir çark sistemi, makinelerin dönmesi, her şeyin oluşumunda bulunmuş bir nokta. O yüzden de pazarlama dünyasında yaratıcı bir fikir kısa bir süre içerisinde ortaya çıkaralım, insanların dikkatini çekelim. Kısa zaman içerisinde popüler kültürde erisin noktasındaki olan bir fikir değil. Biz ona daha fazla baktığınız zaman bir kampanya diyoruz ama yaratıcı fikir dediğiniz zaman gerçekten markanın özüne hitap etmeli. Tüketici ile marka arasında bir bağlantı kuracak, bir duygusal bağ kuracak bir durum olmalı. Pazarlama açısından farklı alanlara, farklı medyalara, farklı zamanlara, farklı hedef kitlere ve segmentlere uygulanabilir bir fikir olması gerekiyor. Peki. Şimdi bu bahsettiğimiz değeri yaratmak için veya farklılıkları oluşturmak için, yaratıcı olmak için bizi yola çıkartan şey tüketicinin ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlayabilmek. Doğru. Bu noktada markaların hangi stratejileri izlemeleri lazım? Şimdi burada da yine aslında daha geriden gideyim. Geriden, yani çünkü, o davranışı ve ihtiyacı belirleme kısmı. Çünkü şimdi pazarlama kitaplarında ya da işte insanların okudukları kişisel gelişim kitaplarından, çeşitli eğitimlerden, çeşitli konuşmalardan duydukları şey şu. Ben de hem öğrencilerim hem de firmalara danışmanlıklara ya da eğitimlere gidiyorum ki pazarlama nedir? Ne anlıyorsunuz diyorum. Hemen otomatikman şey çıkıyor. Tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirleyip bunu karşılayabilen bir şey. Halbuki teorik anlamda, tarihsel süreçte bu tam olarak da böyle gelişmiş bir nokta değil. Bunun geliştiği nokta şu. Ya biz ürünümüzü daha az maliyetle sürekli olarak farklı yerde satış kanalları oluşturarak satmak yerine nasıl bir hava yaratalım, bir algı yaratalım ki insanlar gelsinler bu ürünü istesinler ve ihtiyacı olmasına gerek yok. Yani işte akıllı saat kullanıyoruz, ihtiyacımız mı vardı? İşte yuvarlak televizyonlar çıktı, ihtiyacımız mı vardı? Ya da ihtiyaç dediğiniz şey bir ayakkabıdır. Bir insanın bir ayakkabısı, bir terli, bir botu, bir spor ayakkabısı olabilir. 4 tane, 5 tane. Ama bir insanın 20-25 tane ayakkabısı varsa, bir insanın farklı farklı 15 tane kalemi varsa, bir insanın üstü açık, üstü kapalı, 2 kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik, büyük jantlı, küçük jantlı arabası varsa, bu pazarlamanın bir başarısıdır. İstek ve ihtiyaçlarımızın ötesine geçmiş, temel olarak bize bir şeyleri arzulatma noktası. Pazarlamanın bu andaki temel şeyi, insanlara bir şeyi arzulatmaktır. Biz buna hazır mıyız? Biz zaten doğuştan, yaratılışımız gereği elimizdekinden daha fazlasını isteyen bir yaratığız, öyle söyleyeyim. Yeni doğmuş bir bebek de daha fazla oyuncak, daha fazla ilgi, daha fazla sevgi ister. Biz buna ne diyoruz? Hayatın kaçırılma korkusu, yaşamı kaçırma korkusu diye teoride geçtiğimiz bir nokta. İnsanlar her zaman çeşitli psikolojik sebeplerden dolayı ya elinde olmayanı ya da elinde olanın daha iyisini isterler. Pazarlamada bu psikoloji ve sosyoloji temeline kurulmuş olan bir ticari algı yönetimidir. Oraya mı oynar pazarlama? Pazarlama oraya oynar. Yani baktığınız zaman önce evin yoktur, bir ev arzusu doğru Yiğit için. Ya hiç o kadar çalışıyorum, benim kendi bir evim olsun. Yiğit bir artı bir ev alır, bu sefer Yiğit iki artı bir evin olsa, Yiğit bahçeli bir evin olsa, Yiğit bir sitede otursan,
sitenin bir de havuzu olsa, bir de güvenliği olsa, önce bir arabam olsun, ayağımı yerden kessin, sonra arabanın dijital kliması olsun, sonra arabanın üstü açılsın, sonra araban daha büyük olsun. Baktığın zaman bu tüketici davranışını sen baştan yakaladığın zaman bugün hiçbir pazarlama teorisyeni oturup da önce pazarlama araştırması yapıp tüketiciler ne istiyor, ne bekliyor deyip daha sonrasında bir ürün ya da hizmet geliştirmeye girmezler. Bu ben ilk başladığımdaki 20-25 sene öncenin durumuydu. Niye? Şu anda zaten tüketicinin 5 sene, 10 sene sonra nereye geleceğini planlarsın. Buna uygun olarak çalışmalarını yaparsın. Ürünün bile hatta hazır olur. Bunun ortamını hazırlayıp, çünkü daha yüksek fiyattan satmak için bir şeyi insanın hayatına yeni bir şey sokman gerekiyor. Hayatında olmayan bir şeyi getirdiğin zaman, daha üste çıkardığın zaman geliyor. Yani bugün kullandığımız bir cep telefonu düşünelim. En üst teknolojiyi bile düşünelim. Ama bir fuara gittiğiniz zaman, işte şu anda elektrik ötesinde çalışan araçlar var. Otoshow'a gittiğiniz zaman hidrojenle çalışan, şeyle çalışan, biz daha elektriğe geçemedik. Telefon, bu telefonun artık cep telefonuna girdiğini bırak, çiple beynin içerisine sokulduğu bir süreç. Pazarlama o yüzden geleceği planlayan, insanların dediğin gibi o su satmak var ya, su ihtiyacın olduğunda ben sana su getirirsem ödeyeceğim bedel belirli. Ama ben seni çok fazla su satırsam artık sana su da satmayabilirim. Ben sana meyve suyu satarım, enerji içeceği satarım. Alkollü ya da alkolsüz başka bir ürünü satarım. Yani benim sana yeni bir değer yaratacak bir imkanım doğar. Sen yeter ki susamış olarak gel. O yüzden pazarlama tüketici davranışlarını araştırıp tüketici davranışlarına göre çözüm getirenden çok tüketici davranışlarını öngören, insanlar ne ister, toplumlar ne ister, kültürlerde ne daha fazla prim yapar, neyi daha fazla değer yaratır, onun üzerine kurulmuş durumda. İşte sosyal medyanın güçlenmesi, bu kadar yoğunlaştırılması, trilyonlarca dolar, bak milyarlarcanın ötesine geçmiş bir şekilde buralara yatırım yapılması, yazılım sektörlerine, sosyal medyaya tamamen aslında benzer insan grupları yaratmaktır tüm dünya içerisinden ki kültürel farklılıkları, bireysel farklılıkları daha aza indirerek daha fazla hedef kitle yaratmak için ortaya konmuş bir süreç. Şu soruya devam etmek istiyorum. Aslında az önce yaratıcılıktan da bahsettik ama markalaşmada inovatif olmanın öneminden de biraz bahsedebilir misiniz? Tabii yine hep söylüyorum ya, karıştırılan kavramlar var ya, iyi ki değindin. Şimdi yaratıcılıkla inovasyon arasında çok temel farklar var. Yaratıcılık, baktığın zaman aynı ürün ya da aynı hizmete devam edebilecek bir fikir, bir içerik, bir ürün olabiliyor. Hatta şöyle noktalar var. Benim reklamcılıkta yaşadığım nokta. Firmalar sürekli diyor ki ya geçen sene de bu fikri kullanmıştık, bu sloganı kullanmıştık, bu çıkışı yapmıştık. Değiştirsek mi? Şimdi yaratıcı dediğimiz şey, yaratıcılık dediğimiz ya da etkin bir yaratıcı fikir, baktığın zaman yıllar içerisinde az önce bahsettiğimiz gibi etkisini devam ettirdiği için onun sürekli olarak yeniden bir inovasyona ihtiyacı yoktur. Zamanı bittiği zaman inovasyon gerektirilebilir. Ama inovasyon dediğimiz kavram pazarlama ya da marka içerisinde ürün inovasyonu dediğimiz, hizmet inovasyonu dediğimiz, marka inovasyonu dediğimiz ya da iletişimde bir inovasyon dediğimiz çeşitli alt dallara ayrılabiliyor. Yani ürün inovasyonu dediğimizde hali hazırda tüketicilerin bilmediği, hayatlarında olmayan, yeni eklenmiş özelliklerle çıkan bir ürün olabilir. Hizmet inovasyonu dediğimiz zaman daha öncesinde öyle bir hizmet almamışsındır. Yani bir hizmet vardır ama atıyorum o zaman garantisi yoktu. O hizmet açılımında olmayan yeni şeyler eklenebilir. İşin iletişim inovasyonu dediğin noktada ise iletişimin zamanı genişleyebilir, iletişimin kanalı genişleyebilir, iletişimin seninle kurmuş olduğu etkileşim, interaktiviteki özellikle yapay zeka çözümleri geldikten sonra kişiselleştirilmiş iletişim çözümleri ortaya çıktı, ürünler ortaya çıktı, hizmetler ortaya çıktı. Bunların hepsinde ise inovasyon, yani yenilikçilik, bir katma, değer katma ürüne ya da hizmete noktası geldi. Bu firmalar için ya da markalar için önemi nedir dediğinde biz buna işin işletme tarafında da diyoruz ki kaymak fiyatı almak istiyorsan, yani en yüksek fiyattan bir ürün ya da hizmetini pazarlamak istiyorsan, pazara koymak istiyorsan en inovatif ürüne ihtiyacın var. Neden? Bu saat olabilir, bu yazılım olabilir, bu bir gıda olabilir. Sende olan bir özellik, müşteri de yoksa bu hacmi olabilir, uzun süre gitmesi olabilir, yaşam ömrü olabilir, tarzı olabilir, tasarımı olabilir, içeriğinde bir şey olabilir, tadında olabilir. Ama senin yarattığın bu inovasyon
takipçiler tarafından, rakipler tarafından kopyalanana kadar ya da aynı özellikle bir şey çıkana kadar, yerine bir ikame, ürün ya da hizmet çıkana kadar sen orada bir tekillik elde ediyorsun. O yüzden de biz pazarlama dünyasında mutlaka markaların inovatif ürünlere, inovatif hizmetlere ihtiyacı olduğunu söyleriz. Bunu da kovalarız. Peki, biraz da bize dijital pazarlamadan bahsetmenizi istiyorum. Özellikle dijital pazarlamada öne çıkan stratejiler, yani başarılı stratejiler. Hatta belki biraz bunları geleneksel pazarlama ile kıyaslayabilirsiniz. Yani yine insanların, dinleyenlerin burada çok sık duydukları şeylerin dışında hani konuşmaya çalışacağım. Şöyle bir kavram var. İşte ben 25 yıldır işin hem akademik hem pratik tarafında bundan birisi olduğum için dijital pazarlama çıktı, geleneksel pazarlama ölüyor mu? İşte outdoor çok yaygınlaştı, televizyon kanalı ölüyor mu? Televizyonu artık tabletten izliyoruz, hiçbir zaman ölmez. Asıl şimdi sosyal medyanın pazarlaması. Şimdi baktığınız zaman pazarlama aslında değişmiyor. Reklam müzik aslında değişmiyor. Değişen şey kanalların değişmesi. O yüzden dijital pazarlama dediğimiz nokta. İki, bu olaylar hep gerçekten bir kapitalist düzenin daha böyle tepeden bakıp amacını yakalarsa insanlar, pazarlamacılar bunu daha etkin kullanabilirler. Dijital pazarlama bize zaman içerisinde ne kattı? Geçmişten bugüne gelip bugünü de daha sonrası için, gelecek için değerlendirsem. Eskiden pazarlamacılı olarak, reklamcı olarak bir ürünün, bir hizmetin pazarlanması ile ilgili bir fikir bulmak, bunu tasarıma dökmek, bunu uygulamaya dökmek, bununla ilgili olarak bir prodüksiyon bütçesi harcamak, bununla ilgili bir reklam bütçesi harcamak, bunu medyaya yaymak, bunu duyurumunu yapmak, daha sonrasında bunu ölçümlemek ve kontrol etmek için büyük bir zaman, büyük bir emek, büyük bir kişi ve kontrol kısmında ise büyük bir kontrolsüzlük yaşıyorduk. Hatta meşhur laflar vardır. Reklamın yarısı çöpe gider ama hangi yarısının gittiğini bulmak önemlidir şeklinde. Pazarlama da öyle. Yani ürünü geliştir, etiketini geliştir, ambalajını geliştir, içeriğini geliştir, fiyatını belirle, nereye sokacağını gör. Bir sene sonra ölçümleyebiliyordun yapmış olduğun çalışmanın artı noktasını. O yüzden dijitalleşme geldi de dijital pazarlama onu kovalıyor değil. Pazarlama faaliyetleri, reklam faaliyetleri nasıl daha etkin olabilir? İnsanları nasıl pazarlamaya daha fazla kabul ettirebiliriz? Neticesinde teknolojiyle birleşerek gelinen nokta. Ve geldiğimiz nokta şu. Bunu kurgulayan teorisyenler istiyorlar ki insanları daha kontrol edilebilir mecralarda tutalım. Kontrol edilebilir mecralar ne? Dijital mecralar. Neden? Telefonunda ne kadar saat geçirdiğini, televizyon karşısında ne kadar saat geçirdiğini, bir internet sitesinde hangi kanala girdin, hangi sayfaya girdin, ne kadar kaldın, neyi ekledin, ondan sonra neye baktın, bunu neden aldın, neden almadın, o sayfaya nereden geldin, o sayfaya nereden geldin, ne okudun, neyi okumaktan daha keyif alıyorsun, senin keyif aldığın şeylerden arkadaşların da keyif alıyor mu, ya da benzer şeylerden keyif alan insanları hadi bir araya toplayabilir miyiz? Böylelikle televizyona bir reklam verip 20 milyon insana izletip bunun içinden 2000 kişiyi ayıklayana kadar gerçekten benim ürün ve hizmetime ihtiyaç duyan 2000 kişiyi ortak bir alanda tutabiliyoruz. Böylelikle dijital pazarlama tamamen performans odaklı bir pazarlama şeyi verdi bize, imkanı verdi. Neden? Bir reklam filmi çekeceksiniz ya da bir görsel ortaya çıkaracaktınız eskiden. Bunu yapmak için harcadığınız bir fikir, emek, ajans, prodüksiyon çalışmasını bir şey için yapabilirken şu anda günümüzde istiyorsanız aynı anda 200 tane farklı görsel, 200 tane farklı slogan, 200 tane farklı söylem, 200 tane farklı hedef kitle, 200 tane farklı zamanlamayla aynı ürününüzü bir dijital kanal üzerinden, sosyal medya dijital üzerinden pazarlamasını yapabiliyorsunuz. Kadınlara bunu göster, erkeklere bunu göster, öğrenciye bunu göster, 18 yaşındakine bunu göster, sabah 10'da girene bunu göster, gece 10'da girene bunu göster şeklinde yapabildiğiniz bir durum var. O yüzden dijital pazarlamanın reklamcılık içerisinde, pazarlama içerisinde payının böyle %60'ların, 70'lerin üzerine gelmesi, her geçen gün daha fazla artmasının temel noktası bu. Çünkü pazarlamadaki ana nokta markanı, ürününü, hizmetini insanlarla buluşturma anlarındır. Buluşturma anlarını da tersten başlayarak insanları peşinde koşacağına kanallar yaratıp, sosyal medya kanalları, dijital kanallar yaratıp seni de burada tutup, yani baktığınız zaman tüm dünya için söylüyorum, internet kullanımı dünyada en ucuz şeylerden bir tanesi. Maliyeti çok daha fazla olan fakat kullanıcılardan çok daha az para alınan, işte bedava internetlerin olma şeyi bu. Daha, çünkü burada dursunlar, biz içerideyken onların verilerini alıyoruz, bilgilerini alıyoruz, içgörülerini alıyoruz. Oradayken işte bedava oyun veriyorlar bize, bedava uygulama veriyorlar.
Ama daha sonrasında biz oradan çeşitli satın alımlar yapıyoruz. Ya da oradan başka kanallara gidiyoruz. Arkada çok büyük bir ticaret zaten dönüyor. O yüzden dijital pazarlama baktığınız zaman en önemli noktası bize sağladı. Hani buradaki dinleyicilere pazarlama açısından söylediğimizde hedef kitleni, segmentasyonu, planlamanı, prodüksiyonunu çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsun. İstediğin kadar farklı segmentasyona ayırabiliyorsun. Hedef kitleni buna göre yapabiliyorsun. Dinamik bir reklam kampanyası yapabiliyorsun. Ve en güzeline, ya bu başarılı oldu, bu başarısız oldu. AB test dediklerimiz. Elinde farklı yaptıkların hangisi daha iyi deyip yani onu değiştirebilecek, iyileştirebilecek şeyi çok hızlı yapabiliyorsun. Bugün bir dijital pazarlama ajansları bunu anlık yapabiliyor. Günlük yapıyor, saatlik yapıyor. Çeşitli kelimeler seçiyoruz, çeşitli görseller seçiyoruz. Hemen bunları karşılaştırıyoruz. Hangisi başarıysa buna göre devam ediyorsun. Bir kelime ilk başta 10 liradan reklam çıkıyorsun. Geliştire geliştire 1 liraya kadar indirebiliyorsun bu reklam maliyetini. Eskiden böyle bir nokta yoktu. Güç daha fazla mecranın elindeyken dijital pazarlamayla birlikte sizin diğer noktadaki en büyük artınız da en düşük bütçeyle bile bir reklam çalışması yapabilirsiniz. Eskiden bulk bir bütçe ayırmak gerekiyordu pazarlamaya. Şimdi ise satış üzerinden bir derece belirleyip, bir yüzde belirleyip çok hızlı bir şekilde ürün ya da hizmetinizi pazarlayabiliyorsunuz. Kendi evinizden pazarlayabiliyorsunuz. Tekil bir girişimci olsanız bile pazarlayabiliyorsunuz. Bir web sitesi açıp bununla çeşitli bannerlar yapabilir, çeşitli reklamlar çıkabilir, kelime reklamları verebilir, sosyal medya üzerinden çalışmalar yapabilirsiniz. O yüzden insanların kitlelere ulaşımını, kitleleri etkileme gücünü son derece arttıran bir nokta halinde dijital pazarlama. Bir de bunun sosyal medya tarafı var. Çok ayırmamak lazım. Evet, ama yani bu sosyal medya, ama reklamdan biraz daha ayırabiliriz. Yani orada biraz daha bir içerik üretme tarafı tabii ki var. Şunu soracağım. Şimdi sosyal medyada pazarlamanın önemi nedir falan gibi klasik bir soru değil de markalar sosyal medyada başarılı olmak için neler yapmalılar? Şimdi çok ayırmamak lazım. Pazarlama açısından ayırmamak lazım, ama baktığınız zaman tabii ki yine bizim satış pazarlama gibi iki tane çok farklı kavram. Bakın, dijital pazarlama adı üstünde. Dijital pazarlamayla sosyal medyayı hem böyle bir kıyaslayacak hem de farklarını ortaya koyacak olsak, isimlerinde gizli zaten. Dijital pazarlama. Yani bir pazarlama durumu var. Bunu da dijital ortamlarda yapmak, dijital mecralarda yapmak. Tamamen teknik bir durum. Sosyal medya dediğiniz şey ise içerisinde her zaman pazarlama unsuru barındıran bir durum değil. Sosyal medya dediğiniz insanların sosyalleşmek için medyayı kullanması. Bununla ilgili kanalları. Şimdi burada markalar nasıl hatalar yapıyorlar? Sosyal medyayı alıp bir pazarlama mecrası olarak gördüğünüz zaman hepimiz yapalım. Sosyal medyada şu anda ortalama geçirilen vakitler. Baktığımızda Türkiye'de yaklaşık 2,5 saate yakın. Yani biz internette olmamız, dijitalde olmamız 8 saat civarında. 2,5 saatte sosyal medya kullanım ortalamaları var. Dünyada da yaklaşık olarak böyle. Biz hep dünya ortalamanın biraz üstündeyiz. Türkiye olarak seven bir şeyiz. Biz burada ne yapıyoruz? Kedi fotoğrafları bakıyoruz, videoları izliyoruz, oyunları izliyoruz, fotoğraflara bakıyoruz. Hangimiz bu saat, bu zamanın büyük bir çoğunluğu bir markanın sitesine girip araştırmakla gördüğümüz bir reklamı, hatta bundan rahatsız oluyoruz, şikayet ediyoruz, bu reklamı geç diyoruz, bir daha bunu gösterme diyoruz. Ne zaman bir reklamla, bir ürünle ilgileniyoruz sosyal medyada? Oraya özel bir video çekilmiş oluyor, gözlerimiz yaşarıyor. Gurur duyduğumuz bir şey yapılıyor. Güldüren bir nokta çıkıyor. Bir ünlü kullanımı yapılıyor. Yani bizimle markanın sosyalleştiği bir şey olursa, bize bir şey öğretiyorsa, bizi kendi içerisine çekiyorsa, bizimle bir interaktivite içindeyse, bizimle bir etkin iletişim halindeyse sosyal medyayı etkin kullanıyor diyebiliyoruz. Ama oradan sürekli bir reklam, oradan sürekli kendi ürününü anlatma, kendi hizmetini gösterme, kendi reklamını yapma noktasına geldiğimiz zaman tüketiciler zaten bunları hızlı bir şekilde geçiyorlar. O yüzden sosyal medya ile dijital pazarlama arasında hem ortak bir nokta olan hem de en büyük farkı yaratan kavram içerik pazarlaması. Yani sosyal medya pazarlamasındaki en temel nokta, reklamı ayırıyorum yine, reklamı konuşuruz. Sosyal medya pazarlamasındaki en önemli etken içerik pazarlaması dediğimiz. Dijitalin içerisinde olan, yani bir blog yazılacaksa web sitesinin içeriğinde neler olması gerektiğini dediğimizde bir içerik pazarlaması konusu var. Ama dijital pazarlamada bu daha teknik bir şey. SEO'ya uygun olsun, reklam şey için uygun, içindeki kelimeler öyle olsun, kısa olsun. Sosyal medyada ise insanlara dikkat çektirecek, ilgi uyandıracak, markayla etkileşime geçmesini sağlayacak, bir algı yaratacak,
kısa ya da orta vadede satış üzerinde bir etkisi olacak bir durum. Bunun için de şu ana kadar sorduğun sorulardan yaratıcılık çok önemli. Niye? Yüzlerce video, yüzlerce fotoğraf geçiyoruz aynı an içerisinde. Evet. Orada işte durdurmak için duygu yoğunluğunu arttıracak bir nokta gerektiriyor. Etkileşim, iletişim arttıracak bir nokta gerekiyor. O yüzden sosyal medyada markalar nasıl başarılı olur dediğinizde, bir, herkesi mutlu etmeye uğraşmayacaklar. Neden? Sosyal medyada herkesi mutlu etme şansın yok. Aynı kanalı ben, eşim, çocuğum, annem, babam, müşterim, ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, üniversite mezunu, 20 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında tüketici, müşteri, alışverişi herkes takip edebiliyor. Neden? Bir popülaritesi var, bir şey var. Ama buradan iletişim içerisinde bir etkinlik sağlaması için mutlaka önemli olan nokta hedef kitlelerine göre bir içerik planlaması ortaya çıkarması lazım. Ne öneriyorsun dersen en önemli nokta fayda. Tüketicilerin en dikkat ettikleri şey, en çok takip ettikleri şey kendi faydaları için yapılmış şeyler. Bu faydalar ne olabilir? Bu fayda bilgi olabilir. Yani ya bir yazılım firması yazılımla ilgili olarak bir içerik yapabilir. Şu an yaptığımız program gibi ondan sonra ticari bir beklentinin dışında firmaların ticaretlerini arttıracak, onlar için fayda sağlayacak bir nokta ortaya konulabilir. İnsanlar o faydanın peşine gider. Eğlence olabilir. Eğlence önemli bir faktör. Beni eğlendirsin, kafamı dağıtsın. Bunların her biri olabilir. Temel nokta ise şu, şunu sorsun insanlar sosyal medya planlarında içerik üretirken. Ben bu içeriği ortaya koyacağım. Bu içeriği izleyen tüketici ne düşünsün? Ne yapsın? Benle arada nasıl bir bağlantı sağlasın? Sen buradan ürününü anlatacağın bir alan ya da nokta değil sosyal medya. Bunun altını çizmek isterim. Tamam. Şimdi geçmişi konuştuk. Evet. Geleneksel pazarlamayı konuştuk. Evet. Son yıllara damgasını vuran sosyal medyayı da konuştuk. Pazarlamada yeni akımlardan da bize bahseder misiniz? Pazarlamanın en yeni akımları baktığınızda aslında veriye dayalı pazarlama dediğimiz işin teknolojik tarafıyla birleşen ve yapay zekanın da içerine girdiği bizim programatik yapılar. Yani baktığımız zaman artık kişisel olarak bunları belirlemek, stratejileri böyle daha soyut, daha içgörüsel şeylere dayandırmaktan çok artık bizim elimizde kim, ne yapar, ne eder, nerededir, neyi alır, neden almaz kısmının geliştiği bir nokta. Diğer bir ayrım ise benim de aynı uzman olduğum nöro pazarlama alanı. Yani biz 20 yıl öncesine kadar insanların rasyonel olduklarını, alışveriş kararlarında etkinliklerini baktıkları zaman o alternatifleri önlerine koyuyorlar. Artılarını, eksilerini değerlendiriyorlar. Daha iyi ürünü, daha kaliteli ürünü, daha ekonomik ürünü çeşitli kıyaslamalara göre aldıklarını düşünüyorduk. Fakat özellikle teknolojik gelişmelerle biz insanların beyin hareketlerini daha fazla gözlemlediğimizde ekonomi, psikoloji, sosyoloji bunlar birlikte çalışmaya başladığında gördüğümüz şey şu, biz %95 otomatikte çalışıyoruz beynimiz ve bu otomatikte çalışırken de kararlar üzerinde kısa yollarla çalışıyor. Tüketim de bunlardan bir tanesi. Biz peynir alırken, zeytin alırken, ev alırken, inşaat alırken, araba alırken, çeşitli kararlar verirken aslında çok da mantıki kararlar vermiyoruz. Zaten mantıki kararlar vermemiz de istenmiyor. Yiyeceğimizden daha fazla yiyecek almamız, giyeceğimizden daha fazla giyecek almamız, ihtiyacımızdan daha fazla ayakkabı, ihtiyacımızdan daha fazla şey tüketmemiz istendiği için beynimiz de burada çeşitli şeyler yapıyor. Yani bugün bir sene bir telefon alıyoruz. Bir sene sonra numarası 13'ten 14'e çıktığında bir mutsuzluk başlıyor. Hala telefonla konuşabiliyoruz. Hala internete girebiliyoruz. Hala şarkı dinleyebiliyoruz. Hele 2 numara, 3 numara küçük kalmışsa telefonumuz, baktığın zaman bir duygusal şeye de giriyoruz. Nedir o? Çünkü statüsel bir durum da ortaya çıkıyor. Bu anlamda bu insanların bu işte hayatı kaçırma, yaşamı kaçırma korkusuyla birleşen rasyonellik dışındaki istek ve beklentilerini bir de veriyle birleştirdiğin zaman pazarlamadaki temel noktalar baktığımız zaman kişiye bir şey sunmaktan çok kişi nerelerde, kişi ne yapıyor, kişi hangi toplumun, hangi bir hedef kitlenin parçası dediğimiz zaman teknolojik kullanımla artık elimizdeki saat, cebimizdeki telefon, tutmuş olduğumuz tablet, akıllı evimiz, akıllı arabamız bunların her biri baktığımız zaman birbiriyle konuşan makinalar
birbiriyle işlem içerisinde olan, iletişim içerisinde olan bu süreçlerde biz kişinin davranışlarından sürekli olarak verileri alabiliyoruz. Bu veriler de artık gittikçe şeffaflaştığı için nasıl oluyor arkadan var deniyor ya, bir telefonlar bizi dinliyor mu? Bunlara nasıl sahipler? Bu izinleri zaten biz veriyoruz. Yani o sosyal medya hesaplarını ücretsiz kullanmak için, yapay zeka uygulamanı ücretsiz kullanmak için, blog yazarak, web sitesi yazarak, reklam yaparak hepimiz aslında elimizdeki datayı, elimizdeki davranışları bu internet ortamına kendimiz yüklüyoruz. Daha sonrasında bu internet ortamı da bizim davranışlarımızı, bizim neler yaptıklarımızı yazılımlarla, çünkü beynin de bu dediğim gibi otomatik kısa yollarını keşfettiği için bugün senin aldığın bir içecek ürününden şöyle bir istatistik dünya genelinde çıkar. Bu ürünü almışsa şu ürünü de yanında alacak, bu ürünleri alıp akşam televizyon izleyecek ya da şunu yapacak. Şu kanalda şu filmi izleyenler yaklaşık olarak şöyle bir kitle özelliklerine sahipler. Bu insanlar şunu okurlar. Bu insanlar tatile buraya giderler. Bu insanlar sigorta firması seçerken böyle yaparlar. Bu insanların ticari kararları şöyledir. Zamanı böyle kullanmak isterler. Ona göre hayatlarını kısaltan yazılımlara ihtiyaçları vardır. Bu datalar otomatikman ortaya çıktığı zaman bunları uygulamak, işte veriye dayalı, programatik, pazarlama çalışmaları çok daha öne çıkıyor. Yapay zeka üzerinden de, ki hani son 1-2 yılda çok daha büyük ortaya çıkan bir durum, prodüksiyon, tasarım, fikir, metin yazarlığı, bunlar da otomatik duruma geçti. Neden? Öyle ya da böyle ne kadar profesyonel olursa olsun bir tasarımcı, bir yazılımcı, bir metin yazarı, bir art direktör sonuçta duygularını ortaya koyan, o anki yaşamış olduğu psikolojiye göre bir ortamda durum çıkaran bir şeyken robotlar, yani bugün ChatGPT'ye ben pazarlama stratejisi yazdırıyorum. ChatGPT'ye slogan yazdırıyorum. Uygulamalara tasarım yaptırıyoruz. Hani derslerde, eğitimlerde gösteriyorum. Ben ayı izleyen, şezlonga uzanmış, dünyanın üzerinde duran bir köpek çiz diyorsun. 3 saniye sonra sana öyle bir görsel illüstrasyon çıkartıyor ki dediğin her şeyin orada olduğu. Film yapmaya başladı bu yazılımlar. Evet, siz böyle olduğu zaman içgörüyü alıyorsunuz. Bu içgörüyü hızlıca harekete geçirebiliyorsunuz. Ve ne ortaya çıktı? Yine son dönem yeni nesil pazarlama dediğinde anı yakalama. Yani o an genel bir toplumda oluşan bir olay ya da ortak durumu sen bir ajansa verip, bir pazarlamacıya verip bunu fikirleştirmen, bundan uygulama çıkartıp o kişilere geri sunman arasında eskiden 6 ay vardı, atıyorum dijitalle, sosyal medyayla 1 aya 2 haftaya geçti derken şu anda bunlar anlık olmaya başladı. Evet. Yani yaşadığın bir anı yarım saat sonra bir illüstrasyonunu, bir filmini, bir videosunu görebiliyorsun. Hemen bu sosyal medya üzerinden, dijital üzerinden herkese yayılabiliyor. O yüzden artık insanlar çok daha hızlı tüketen, fikirleri, ürünleri, hizmetleri çok daha hızlı tüketen. İki, kendi yaşadıklarını çok daha fazla paylaşan. Eskiden kendimize saklarken şimdi o paylaşma kültürü daha fazla olduğu için netandaşlar deniyor. İşte pazarlama 4.0'da, 5.0'da. Neye geçiyor? İnsanlar markalar üzerinde geçerek birer elçi oluyorlar. Yani sen sevmiş olduğun, kullandığın bir markayı arkadaşına, eşine, dostuna da tavsiye edip onu da senin sosyal ortamın içerisine çekiyorsun. Beğenmiyorsan da şunu yapıyorsun, diyorsun ki üstadım ben bu markayı, ürünü, hizmeti aldım, memnun değilim, sen de alma. Yani eskiden bunları yazmaya belki üşenirken ya da gerek duymazken şu anda herkes bir de böyle bir elçilik durumuna geçmiş oldu. O yüzden de bunlar da bizim için önemli. Şu anda evde bir film bile izleyecek olsak puanlarına bakıyoruz. Bir yere tatile gideceksek puanlara bakıyoruz. Diğer insanların yorumlarına bakıyoruz. Bu işte reklamcılığı ve pazarlamanın en büyük değişkenliğinin olduğu şey. Artık her bir tüketici aynı zamanda senin ürünün, bir mecranın, bir ürünün, bir hizmetin durumuna geldi. Her bir tüketicinin bir satış temsilcin oldu. Çünkü soru soruyorlar. Bu ürünün kullanımından memnun musun? Müşteri cevap vermiyor artık marka. Diğer müşteriler cevap veriyor. Ben aldım da böyle oldu, şöyle oldu. O yüzden pazarlamacıların burada en önemli görevine arkadan bunları çok iyi monitorize etme, bunları raporlama ve hızlı aksiyon alması gereken bir sürece girmiş olduk. Valla benim sorularım bitti. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı son olarak? Yani şöyle ekleyebilirim. Çok böyle hani hep kapitalist düzenler, paralar şeylerden bahsettik ya. Gelecekle ilgili, hatta çoğu ülkede şu anda geçtiğimiz bir başka kavramlar ise hümanist markalar, insancıl markalar dediğimiz şeyler. Sürdürülebilirlik kavramı. Evet.
doğaya bir değer sağlama, hayata bir değer sağlama, insana bir değer sağlama. Çünkü baktığımız zaman şimdi çok meşhur tekstil markaları çıktı, spor markaları. İşte spor yapan insan daha entelektüeldir. Hayata karşı daha büyük beklentileri vardır. Sağlığını önemser, diğer insanları önemser. Çok yüksek meblağlarla eşofman ayakkabı satıyorlar ve arkasında yazan şey şu, nedir o? Geri dönüştürülmüş şekilde plastikler ürettik. Hatta ben yine eğitimlerde bir örnek veriyorum. Çok meşhur bir marka var. Eşofmanı var. Normal orta sınıf markaların 2-3 katı fiyatla da oldukça da hani pahalı bir ürün satıyorlar. Ama ürünün içerisinde 15 adet pet şişenin dönüştürülmesinden ortaya çıkmıştır. Yani ama biz beynimizde şöyle düşünmüyoruz. Yani ipekten yapılmış bir şeyden 15 tane plastik pet şişe, tanesi 1 liradan 15 lira olması lazım. Ben niye buna 3000 lira veriyorum demiyorum. Hayatı kurtarıyoruz. İnsanlara değer sağlıyoruz. Çölleşmeyi azaltıyoruz. Kutupların erimesine karşıyız. Yani markaların bir vaadinin artık ürün ya da hizmetten çok bir toplumsal fayda sağlama düzeni var. Bunu biz insanlara anlatmakta, markalara anlatmakta zorlanıyoruz ister istemez. Neden? Çünkü içerisinde bulunduğumuz ortam bir baktığın zaman bir işletme düzeni. Ürün ya da hizmet satalım, bununla ilgili bir şey alalım. Yapmış olduğunuz her artı pazarlama yatırımını, bak yatırım diyorum, neden? Yatırımını gider kalemi olarak düşündüğü zaman işletmeci ya da girişimci, İşte orada bir hata yapıyor. Ben bunu yaptığımda ekstra bir masraf çıkacak. Bu ekstra masrafı ben mi karşılayacağım? Tüketici bunu absorbe edebilir mi? Halbuki dışarıda baktığımız zaman bütün pazar liderleri en pahalı markalar. Bütün inovatif markalar en pahalı markalar. İnsanlar bunları alıyorlar. İnsan neyi alıyor? İnsan diyor ki kendime ekstra bir fayda sağlayabiliyorsam, topluma bir fayda sağlayabiliyorsam, ortak bir değer etrafında buluşabiliyorsam bunun için ben daha fazla ödemeye hazırım. Bunu gözden kaçırmamalarını istiyorum dinleyicilerin, sektördeki insanların. Gittiğimiz nokta bütün kültürlerin gitgide bir araya geleceği, inançların, dinlerin, kişilerin ve özünde iyilik, toplumsallık, fayda üzerinde geldiği noktalara gidiyor. Bu içecek firması da bunu yapıyor, otomotiv firması da bunu yapıyor. Dünyanın en büyük otomotiv firmaları, 4 tane grubu topluyorsun, şu anda en değerli otomotiv grubu kadar yapmıyor. En değerli otomotiv grubu dediğimiz marka ise uzaya şey gönderen, diğerlerinin yılda bir modelinin ürettiği kadar arabayı 10 yılda üretmiş bir marka. Ama değer olarak hepsinden daha fazla. Biz niye bu markaya daha fazla değer biçiyoruz? Diyoruz ki bu hayatı değiştirecek. Bu dünyayı değiştirecek. İşte bir savaş çıkıyor, oraya şeyi gönderdi. Oraya yardım etti. Burada farklı bir şey var diyoruz. Bu farklılığın peşinde olmak, tüketici odaklı düşünmek, değer odaklı düşünmek, fayda odaklı düşünmek, pazarlamanın ve daha da bunun ötesinde markalaşmanın en önemli kavramı. O yüzden tüm izleyicilere önerim, tüm pazarlamacılara önerim, tüm girişimcilere en büyük önerim şu: bir şey yaparken ne yaptıklarına, nasıl yaptıklarından çok niçin yapıyoruz? Bunu yapmaktaki şeyimiz ne? Sağladığımız artı değer ne? Tüketici bizi alarak hangi duyguları satın alacak? Hangi duygulara sahip olacak? Onu nasıl bir statüye koyuyoruz? Nasıl bir onaylanma ihtiyacını karşılıyoruz? Onun için sunmuş olduğumuz artı değer nedir diye düşünüp buna göre bir vaat belirlerse herkesin daha güçlü markalar yaratıp daha sağlıklı satışlara ulaşacağını ve daha büyük değerler yaratacağını düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Çağırdığınız için, davet ettiğiniz için tüm izleyiciler de umuyorum ki hem keyif hem de fayda almışlardır. Teşekkürler. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.